Sayın Müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. Bugün burada Engelliler Haftası nedeniyle toplanmış durumdayız. Ne mutlu bana engelliyim, üzülmeden yaşıyorum. Ne mutlu bana engelliyim, düşünmüyorum artık benim işlerden. Özellikle trafik kazalarında ilk yardım çok önemlidir. Kazalardaki ölümlerin yarıdan çoğu ilk yarım saat içinde olur. Kaza sonrası hiç zaman geçirmeden yaralıyı en yakın hastaneye ya da doktora ulaştırmalıdır. Engellilere yardıma değil şefkate muhtaçtır. Engellilere saygı onlara yaşama sevinci verir. Engellilerle alay etmeyin, bir gün siz de onlar gibi olabilirsiniz. Ben önce bir kere istiyorum. 1977 yılında Çobanlar Köyü'nde dünyaya geldim. Bu okulda, burada, bu mekanda mezun oldum. Gazi Paşa Ortaokulu ve liseyi, Gazi Paşa Ortaokulu'nda benim lisesinden mezun oldum. Üniversitede bir de Süleyman Demir Üniversitesi, İsaade İdareler Fakültesi, Kamu Yönetimi'nde 2001 yılında mezun oldum. 2006 yılında TEDAŞ'a işe girdim. 2010 yılında da Milli Eğitim'de göreve başladım. Halen orada şef olarak görev yapıyorum. 1,5 yaşında sol gözümü yürü boyunu denilen çelik çoma boyunda kaybettim. Küçük yaşlarda az önce de sizin bahsetmiş olduğunuz gibi bireylerle, çocuklarla oyun oynayamadım. Beni hep dışladılar. En ufak bir oyunda kör diye iteklediler. Kavga çıktı. Aramızda tartışmalar çıktı. Ben de bunun yüzüyle annemle babamla 12 yaşındaydım. Annemle babamla vakit geçirdim. Çocuklarla birebir oyun oynayamadım. Kendi aklarımla. En ufak bir tartışma oldu. Kör dediler. Kendi aramızda tartışmalar oldu. Ayrıca birbirlerine neredeyse. Bununla ilgili sorunlar oldu. 12 yaşından sonra ya ben körüm dedim. Bir gözüm kör. Kendimle barıştım. Kabullendim. Kendimle dalga geçer oldum. Durum bundan ibaret olmakla birlikte kendi kendimle dalga geçer. Durum bundan TEDAŞ'a gittik. TEDAŞ'la başladık. TEDAŞ'la, Denizli TEDAŞ'la göreve başladığım sıralarda şube müdürüm, personelden sorumlu şube müdürüm çeşitli servisler dolaştırdı. Taht, tahsilat, müşteri hizmetleri, evrak kayıt, buna benzer servisler dolaştı. Tanıştırdı, işte arkadaşımız geldi, göreve başladı, çalışmak ister misiniz diye. Fakat kendi aralarında konuşurken biz körle, gözümün biri görmeyle çalışamayız, bize yeterli zaman destek veremez dediler. Böylelikle ilk etapta engel olan bir personelde TEDAŞ'ta engelli, ayar engelli personel santralar, telefon santralar yerdiler. Engelli bireylerine değil, önce kendimizi. Bir an önce. Mesela öyle, bir gözümüzü şöyle bir kapatın. Genç arkadaşlarım, ne görüyorsunuz? Bir tarafı görmüyorsunuz değil mi? Şu tarafı görmüyorum, ben parmağımı görmüyorum. Şu anda görmüyorum. Trafiklerimiz, biz 2008'de trafik ehliyet içinde. 2008'de... Adam Fransız Uğur, 1997 yılında doğdum. 25 yaşındayım. Ahmet Bey ile beraber Gazipaşa İlçe Milli Eğitim'de memurluk yapıyoruz. Orada bir takım işlemler gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da milli sporcu. Milli sporcu adayıyım. Benim özelliğim, artık engel demiyorum çünkü ben buna özellik diyorum. Çünkü özellik olacak kadar çok çalıştım ve bu duruma geldim. Şöyle anlatayım. Belki birkaçınız bazılarınız da dışarıda da görmüştür. Benim iki bacağımda olmuştan beri, ayaklarımın durumundan dolayı ilk başlarda böyle arkadaşlarım bana şey yaklaşıyorlardı. Belki tabii ki onları da kötü düşünmek istemiyorlardı ama sonuçta kendilerinde olmayan bir şeydi. Kendileri gibi olmayan bir şeydi ve onlara çok farklı ve garip geliyordu. Bu durumdan dolayı mesela beni futbol sahasında hiçbir zaman top oynatmadılar. Hiçbir zaman top oynatmadılar. Seksek oynamaya gitmek isterdik arkadaşlarımızla beraber. Bize seksek oynatmıyorlardı. Böyle mendil kapmacaya belki siz oynarsınız, bizim çocukluğumuzda çok oynanırdı. Mesela beden derslerinde öğretmenimiz bize mendil kapmaca oynatır böyle. Öğretmenimiz de çok eskiydi, yaşlı bir öğretmendi. Eski oyunları oynatırdı bize. Mendil kapmaca oynatmak isterdi. Mendil kapmacada da en hızlı gidip yakalayan kazanıyordu. Kaçan kazanıyordu. Ben de haliyle bacaklarımdan dolayı gidip de kaçamıyordum.
veya hızlı koşamıyordum. Bu benim zoruma gidiyordu, bu bana çok üzücü geliyordu. Bazen evime gidip ağladığımda oluyordu, bazen komik geliyordu, bana bile komik geliyordu. Aynada baktığım zaman kendi kendime bile komik geliyordu. Tabii bir süre orada da geliştikten sonra, belki dışarıda görmüşsünüzdür, bisiklet sporuna başladım. Geçen sene bisiklet sporuna başladım. Belki görmüşsünüz yol üstünde, siz bu tarafta oturuyorsunuz, yol üstünde çok fazla bisikletçi görüyorsunuz. Mesela çok bisiklet belki de dünyanın en zor sporlarından bir tanesi. Mesela şöyle örnek vereyim size. Bir yarış aşağı yukarı 2 saat ile 6 saat hatta 8 saat arasında sürebiliyor. Mesela siz burada bir anlık görüyorsunuz ama o saatler sürüyor. Geçen sene bisiklet sporuna başladım. Kendime biraz sordum böyle. Acaba dedim ki yani bu protezlerle, bu takma bacaklarla nasıl sürebilirim? Ne kadar uzağa gidebilirim? Ne kadar yükseğe çıkabilirim? Bunların hepsini kendime sordum ve denemek istedim. Denedim, düştüm, kalktım, yoruldum. Bacaklarım olmamasına rağmen neredeyse bacaklarım acıyacak kadar bisiklet sürdüm. Elimden gelen her şeyi yaptım. Bir gün tabii kendimi biraz geliştirdikten sonra böyle Alanya'ya doğru bisiklet sürdüm. Ama şöyle bir gerçek var. Engelliler gerekli şartlar sağlandığı zaman sağlam insanlar kadar, hatta yeri geldiğinde sağlam insanlardan fazla bile performans gösterebiliyor sanatta, sporda, her alanda. Adam benim üstüne. Adam. 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 Adam.